Merhaba arkadaşlar. Power BI kitabımızın 4. bölümünün 2. uygulaması sütun işlemleriyle ilgili yine bir Power Query işlemi. Bu bölümdeki uygulamaları devam uygulaması şeklinde önceki uygulamanın devamı gibi düşünebilirsiniz. Aynı veri dosyası üzerinde bu sefer sütun işlemlerini yapacağız. Bu uygulamamızda Power BI üzerinde sizlere sütun işlemleri göstermek istiyorum. Önceki işlemlerimizin devamı şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Belirli bir sorgulama işlemleri aşamasındayız. Yapıyoruz. Verilerimizi Power Query ile yani dönüştürme, transform ile açmıştık. Temizlenecek veri dosyamızı ve bir takım satır işlemlerini yapmıştık. Üst satırları kaldırmıştık. Çiftleri, yinelenleri, boşları kaldırmıştık. Devam edelim. Amacımız açtığımız bu Excel dosyasındaki boşlukları, üst satırdaki gereksiz boşlukları kaldırmaktı. Şimdi dikkat ederseniz, bakınız bazı sütunlarda da boş verilerimiz var. Yani şurada sanıyorum onun boşluklarımız var. Veri türleriyle ilgili sorunlarımız var. Görmüş olduğunuz gibi. Tarihin sayı olarak görünmesi gibi. Şimdi onları düzenleyeceğiz. Yine de uygulamalarımıza bir bakalım. Bir sütunu kaldıracağız. Doldurla o boşlukları üsttekinin tekrarı şeklinde yapacağız. Yine sütunu metne çevireceğiz. Tarihi tarihe çevireceğiz. Diğerlerini sayısal türe değiştireceğiz. Büyük harfe çevireceğiz. Bir de kırp yapacağız. Biliyorsunuz kırp trim işlemi de boşlukları kaldırıyor. Bunlar birçok uygulamada, birçok veri dosyasında karşılaşabileceğiniz tipik Power BI üzerinde tipik Power Query işlemleri yani tipik veri düzenlemeleri işlemleri diyelim. Hemen devam edelim. Şu eski grubu kaldırıyoruz. Üzerine geliyorum. Herhangi bir menü seçeneğine de olabilir ama üzerinden de bakın kaldır, remove seçeneğiyle kaldırıyorum. Bakın yapılan bütün işlemlerimizi yapıyor. İptal etmek isterseniz geri dönebilirsiniz. Kaldırıyorum. Amacımız neydi? Düzenleyip, kapatıp, uygulayıp daha sonra yine raporlarımızı oluşturmak. Yani bu süreçteki yaptığımız çalışmalar bunlar. Peki devam edelim yine. Doldur. Arkadaşlar bu doldur esprisi şöyle. Bakın boşluklar var. Seçiyorum. Burada da doldur. Fil bu. Aşağı yukarı yönde. Ya amaç yani tabii üsttekini tekrar etmek şeklinde. Bildiğim kadarıyla markalar bölümümüzde de var. Bunu yapmak. Bu şekilde doldur işlemini yapıyoruz. Evet. Aşağı doğru dolduruldu. Ondan sonra fatura no'yu metne çevireceğiz. Yapalım. Fatura numarasını türü dönüştürden metin text yapıyoruz. Çünkü o bir teksttir. Ona göre ayrıca bir ödeme tarihini tarih olarak yapalım. O sağdaki ödeme tarihiydi. Bakın böyle görünüyor. Hemen bunu değiştiriyorum. Tabii tarih dönüşümünde her zaman bu kadar kolay olmayabilir. Şeyine göre tercih etmek gerekir. Bu dönüştürme işlemi yerel ayar kullanarak dönüştürme gerekebilir. Yine daha problemli olabilir. Çünkü tarihler de hatalı girilmiş olabilir. Yani gün, ay, yıl meselesinden başka hani böyle trelerle bilmem ne de farklı farklı karakterlerle örnek veriyorum. Yani Şubat'ı git 32 diye yazılmış bir tarih de olabilir. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Ama tipik olarak sayıya dönüştürme gibi yaptık veya yerel ayarları kullanarak dönüştürdü olabilir. Hani o da gün, ayı bizim istediğimiz gibi çevirecektir. Devam edelim. Maliyet fiyat adet gibi değerleri sorun yok ama onları da gidip tam sayı veya ondalık sayı nasıl istiyorsanız değiştirmek gerekir. Evet, onun dışında maliyeti de değiştirelim. Maliyet burada ondalık sayıymış, tamam, o şekilde ondalık sayı olarak bir problem yok. Ürün adını sütunu seçip büyük harfe, evet, o da şurada görünen ürünler, bakınız ürün adları, hemen üzerine gidiyorum ve buradan şu şekilde dönüştürdü sanıyorum, bakın büyük harfe kolaylıkla
değiştirebiliyorum. Gördüğünüz gibi çok yararlı bir çalışma. Evet, yine kırıp yapınız. Evet, bu da olacaktır. Biliyorsunuz ilişkiler kurmamız gerektiğinde, şu olduğunda, bu olduğunda, buralardaki boşluklar sonunda bilir, yani kontrolsüzce kalmış boşluklar olabilir. Bunların çözümü de işte trim, kırp işlemidir. Buraya gidip kırp işlemini, trim işlemini yapmak lazım. Excel'den de kırp trimi hatırlarsınız. Çok kullandığımız bir veriden boşlukları temizleme. Yani bu boşluklar tabii önünde ve arkasında gereksiz, arasında da birden fazla varsa anlamında. Evet, böylelikle kodlarımızdaki önünde ve arkasındakiler için kırpı da yapmış olduk. Yararlı bir çalışma. Evet, birinci aşama bütün işlemlerimiz bunlar. Tamamladık. Diğerlerine yine devam ediyoruz. Daha sonra dediğim gibi amacımız bunları kapatıp uygulamak ve ardından da yine raporlarımızı, yani bu verileri kullanarak raporlar oluşturmaya devam etmek olacaktır. Bir diğer uygulamamızda görüşmek üzere.